bilimcilik neden hatalı bir görüştür? Bilimcilik sadece doğa bilimleriyle elde edilen bilginin meşru olduğunu, doğa bilimleri dışında meşru bir bilgi kaynağı olmadığını iddia eder. E, aynı zamanda tek geçerli bilgi kaynağı bilim olduğu için hayattaki kararlarımızı alırken de bilimi rehber tutmamız gerektiğini iddia eder. Tabi bu görüş birçok açıdan problemlidir. Evvela şunu görmek lazım ki e, bu görüşün kendisi kendi kendini yanlışlayan bir görüş eğer bir insan sadece doğa bilimleriyle elde edilen bilgi geçerlidir diyorsa, bu görüşün doğru olduğuna savunuyor, doğru olduğuna inanıyorsa aslında bu görüşü savunamaz. Çünkü bu görüşün kendisi doğa bilimleriyle elde edilmiş bir görüş değildir. Yani fizikten ya da biyolojiden yalnızca doğa bilimleriyle elde edilen bilgi geçerlidir gibi bir görüş elde edemiyoruz. Dolayısıyla bu görüşün kendisi doğa bilimleriyle elde edilemediği için tutarlı bir şekilde savunulamaz. Bunun yanında bilimi mümkün kılan birçok fikrin, kabulün aslında doğa bilimleriyle elde edilmediğini görüyoruz. Örneğin doğada yasalar vardır. Bu yasalar her yerde işler ve her zaman işlemiştir. Her zaman da işleyecektir görüşü. Aslında doğa bilimleriyle elde ettiğimiz, emin olduğumuz bir görüş değildir. Çünkü gelecekle ilgili doğa bilimleri bize bir şey söylememekte aslında. Biz doğada yasaların olduğunu, bu yasaların değişmemek üzere var olduğunu, her zaman var olduğunu ve her zaman var olacağını iddia ederiz. Bu bizim tüme varımla ulaştığımız bir görüş ancak doğa bilimleriyle yüzde yüz temellendirebildiğimiz bir görüş değil. Ee, bunun yanında doğa bilimleri yine doğa bilimlerinin sessiz kaldığı alanlardan birisi anlamdır. Hayatımızı nasıl yaşamalıyız, nasıl yön vermeliyiz hayatımıza gibi sorular doğa bilimleri tarafından cevaplanmaz. Nitekim Tolstoy e, eserlerinde de e, belirttiği, işlediği gibi e, bilimin birçok soruyu cevapladığını ama en önemli soruyu ki o soruda hayatımızı nasıl yaşamalıyız sorusun cevaplamadığını söyler. Benzer bir durum hayatın anlamındaki gibi etik konularda da gözlemlenebilir. Bilim etik konusunda da çoğu zaman sessiz kalır. Nasıl bir hayat yaşamalıyız, ahlaki bir hayat yaşamalıyız, hangi ahlaki kodları takip etmeliyiz sorularına doğa bilimleri cevap vermez, cevapsız kalır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'nda acı tecrübelerle gördüğümüz gibi, örneğin Doktor Mengele tecrübesinde gördüğümüz gibi, Çocuklar üzerinde yaptığı deneylerle belki bilimsel bilgi elde etti doktor mengeli e ama e, ahlaki kodları çiğneyerek yaptı bunları. Bilimin özünde e, bu çiğnemeyi, e, bu ihlalleri engelleyecek bir şey yok açıkçası. Nitekim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da tıp etiğinin ortaya çıkması tesadüf değil. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda birçok e, alanda e, etik çiğnendi. Bilim adına insanların etiği çiğnemesi gayet normal. Bilimin özü itibariyle bu etiği gerektiren, bir kod yok. Bunun yanında estetik konularında da bilimin yetersiz olduğunu görüyoruz doğa bilimlerinin. Doğa bilimleri bize iki tane sanat eserini ele alalım. Bir sanat eserinin diğerine göre daha iyi bir beste olduğunu doğa bilimleri bize öğretemez, gösteremez. Ancak şunu söyleyebilir. bir doğa, Bir sanat eseri daha çok armoni içerebilir, bir sanat eseri insanların beyninde daha çok belli hormonların salgılanmasına neden olabilir ama en nihayetinde bir sanat eserinin diğerinden daha iyi olduğunu bize gösteremez. Tabi bu noktada bilimin bilimciliği gerektirmediğini, iyi bir bilim insanının aslında bilimcilik görüşünü savunmayabileceğini, inanmayabileceğini de tekrar belirtmek lazım. Mesela Isaac Newton gibi, Robert Boyle gibi, Charles Darwin gibi birçok bilim insanı, devrim yaratan birçok bilim insanı tek geçerli bilgi türünün doğa bilimleriyle elde edilen bilgi türleri olduğunu e, iddia etmemişlerdir. Son olarak şunu belirtmek lazım. Bilimcilik aslında bilimden boş kalan yerlerin e, ideolojilerle doldurulmasını sağlayarak bilimin halk nezdindeki itibarını da zedeleyici etki yaratıyor. Nitekim e, insanların dinin bilim tarafından alt edileceğini düşündükleri dönemde İki Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması, Stephen Zweig gibi birçok düşünürün kafasında acaba bilime gereğinden fazla anlam mı yüklüyoruz sorusunu uyandırmıştır. Bu anlamda da bilimin sınırlarının var olduğunu ve bunun bilimin bir eksikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtmek lazım. Bilimin her alanda ben rehber olacağım, her konuda doğruyu yanlışı ben söyleyeceğim gibi bir iddiası yoktur. Bilimi sınırlarını aşan alanlarda rehber olmaya zorlamak bilim için uzun vadede tehlikeli bir eğilimdir.